Şimdi Tokat Gülüce'den başlayalım. Gülüce benim de mensubu olduğum Huber Ocağı'nın taliplerinin yoğun olduğu köylerden bir tanesidir. Biz orada çekim yaparken birden uzaktan kuma ezan okununca şok oldum. Sordum. Dediler ki, aynı raportaj yapıyordum o anda. Dediler ki uzaktan kumanda. Dedim ki çok e, kötü bir ses. E, kulağı yırtıyor. Siz buna nasıl dayanıyorsunuz? Adam şan dersi bile almamış. Bunu okuyan imam kimse, bu zat kimse. Almamış. Üstelik bir Alevi köyünde bir e, caminin olması mümkün müdür deyince e, sorduğum adam korkmaya başladı. Ya işte ikisi de lazım falan demeye başladı. Sonra ben biraz derinleştirdim, sormaya başladım. Yani uygun mudur e, burada böyle bir şeyin olması? Ya işte yol getirmesi, su getirmesi için insanlar e, bu projeye, bu cami cemevi projesi mi dedin? Evet dediler, bu cami cemevi projesi. E, o zaman yapıldı. Hatta... Ee, ben Cem'in evinin içerine girdiğimde, yani Cem ve Cami evinin içi iki tane kapı var. Enteresan birinden imam, birinden dede girdiğini falan söyledi ee, oradaki yetkili. Biraz rahatsız oldum. Şu anlamda rahatsız oldum. Ee, oranın sonra sorduktan muhtar da gelmedi zaten. Ee, o gün pazar var falan dedi. Aslında ilgisi yokmuş. Adam Reşade'nin ilçede yaşıyormuş. İlçeyle köyün arası 13 kilometre ana yola yani Doğu Anadolu'ya bağlayan yola ise 3,5 kilometre olan bir Alevi köyü ve bu 3,5 kilometre içerisinde insanlar oraya milyonlarca parayı yatırıyor, cami cemevi projesini yapıyor ama 3,5 kilometre yolu yapmıyor. Alevi köyü olduğu için. Bak Alevileri asimile etmek için cami cemevi projesini orada hayata geçiriyor ama yolunu yapmıyor. Böyle de bir durum var. Şimdi tabii ben üzüldüm. O bölgenin çocuğu, o bölgenin Yaşayan birisi olarak, o bölgede e, Türkmen geleneklerinin, göreneklerinin ve Türkmenlerin en büyük ocağı olan Hubiyar ocağına da mensup bir insan olarak da orada bizim taliplerimiz nasıl böyle bir şeye onay verdiğinde, bunun altından derin meseleler çıktığını, Muhtarın babasının daha önce bu konuda başka yerlerde tanıklık yaptığını, bu yani 15'ten bu sonrası tanıklık yaptığını falan e, öğrendim e, sözlerde. E, fakat e, bir ora değil. Birkaç köy birden aynı zamanda o bölgede cami cemevi projesi yapıldığını öğrenmekteyim. Hala da şu an öğreniyorum. Üzücü olan şu oradaki insanlar ibadetlerini yapmıyor artık. Ne camiye gidiyorlar, ne de cemevi olarak kullanıyorlar. Sadece sadece yemeklerini yani işte kırk yeme, işte varsa cenaze yemeğe, ya ne bileyim kurban kesmişse onun dışında kullanmıyorlar. Sebep de şu, kullanma, niye sorduğumda kışın burada kimse kalmıyor. Ee, biz geleneklerimizi, göreneklerimizi artık İstanbul'da yapıyoruz. Ee, İstanbul'da dedelerimize görülüyoruz, soruluyoruz. Bu sahip kurbanlarımızı, aptal musa kurbanlarımızı orada kesiyoruz dediler. Ama bunu derken her insanda bir korku hissettim gözlerinde. Yani camide bizim, cemevide bizim demeye başladılar. Ee, İzzettin Doğan zaten bunu önermişti cami Cemevi projesini. Siz ona mı karşı geliyorsunuz dediler. Evet dedim. Ben İzzettin Doğan'ın yaptığı bu projeye karşı çıkıyorum. Alevi köyünde yapılması gereken cemevidir. Devlet veya bir başkası yapıyorsa cemevidir. Sünni bir köyde yapılması gereken ise camidir. Yani bu cami cemevi projesini gidip insanları inancından, dilinden, yaptıklarından yok sayan e, bir köy yaratıyorsunuz burada dedim ya. Yani. Kendiniz yok oluyorsunuz dedim. Burada ondan sonra anlatmaya başladılar köyde hakikaten farklılıkların oluştuğunu, farklı insanların artık gelmeye başladığını. O projede o proje tam anlamıyla bitseymiş oraya öğrenciler gelip konaklayacakmış yani o köyde abiler ablalar gelecekmiş. Miş ama bunlar duyduklarımı anlatıyorum yani gözümde gördüklerim değil duyduklarımı anlatıyorum. Bir de oradaki köyler köylüler müthiş derecede ben bu sorunun derinliklerine inmeye başlayınca korktuklarını gördüm. Yani çok tırt. Hatta e, çok kısa bir süre önce beni oraya mihman eden taliplerimizden bir tanesi, beni oraya çağıran e, taliplerimizden bir tanesi, bu konuyu kapatalım. Siz o görüntüleri kaldırabilir misiniz? deyip beni aradı. Hayrola dedi, beni düşkün sayacaklar dedi. Oraya şimdi basın getireceklermiş, farklı bir basın yayın organı getireceklermiş yarın yarın için. Ee, işte i̇şte bizim köyümüzde cami de var, cami evde var. Met edeceklermiş. Daha, daha doğrusu kışıcısı korkularını o bölgedeki Reşadiye bölgesindeki korkularını o kendi yandaşlarıyla birlikte e, yani bitecek. Böyle bir şeyin olmadığını söyleyeceklerini söyledi. Şu an araştırmalarıma göre e, Reşadiye'deki e, Alevi köylerinin aşağı yukarı %65'in üzerindekilerin hepsine uzaktan kumanda cami yapıldığını ee, söylüyorlar. Ee, söylemekteler hatta Reşadiye'nin merkezinde olan büyük caminin büyük bir katkıda bu şu anki Gülüce köyünün muhtarının babasının çok büyük emekleri olduğunu e, o camiyi yaptırdığı söylenmekte. Yani bu bu benim o aradığım, sorduğumdaki aldığım bilgiler. Ve Tokat'ta e, Tokat'ta e, tokat Alevi köylerinin yolu çok fazla yolları çok kötüdür. Ama bu inançla ilgili her an bir şey geldiği zaman hem Alevi Türkiye'nin Alevi iş adamları hem devlet ve dinayet komple Alevi köylerinde ciddi bir şekilde çalışıyor. Yani Tokat, Amasya bölgesinde Çorum'un Çorum bölge, Alaca Çorum'un Alaca bölgesinde orada e, Kürt Alevilerin olduğu böl bölgede falan müthiş derecede asimilasyon için ellerinden geleni yapıyorlar. 26 kilometre olan yani ilçe 22- ki, 26 kilometre olan bir yere ambulansın gelmediği, bırakın köyün yolunu, bulunu, hasta için ambulans gelmiyor. Bu yaptığımız haber, yani Pirhan'ın yaptığı haber etkili oldu. Bu söylemler oradaki etkili oldu, ben etkili oldu. Ve bu bölgede, bu bölgede hemen oraya taş döşendi belli bir yere. Yani ambulans daha rahat gitmeye başladı, devam ediyor. Yani kısacası e, saydığım bu bölgelerde müthiş derece devletin alevler üzerinde müthiş derece asimil etmek için Baskıları var. Üstelik kimle diyor? Alevilerle ediyor. Alevi iş ile ediyor. Alevi e, akademisyenler ile ediyor. Alevi dedeleri ile ediyor. Alevi tanınmışları ile asmile ediyorlar. Yani bu e, belki 50-100 yılın projesi ama projeyi çok hızlandırıyorlar şu anda. Muhtarları kandırıyorlar. Mesela e, bütün, yalan söylüyor bütün o bölgedeki cemlevlerin hepsi. Hepsinde şey var. E, Alevi Bektaşi Kültür Bakanlığı Alevi Bektaşi, eee cebevi müdürlüğünün tabeleleri var. Örneğin işte ben eee gittiğimde, Zara bölgesine gittiğimde 16 köyü 7-8 muhtarıyla görüştüğümde bunların hepsine okey demişler. Yani tabeleler var. Yani bilmiş tabeleler var. Tabelayı koyduğu yerde devlet etkili. Tabelayı koyuyorsa olay bitmiştir. Yani bunların hepsi o bölgede ağır bir şekilde yapıyor. gece gündüz durmadan çalışıyorlar. Üstelik e, çalışma takdiri e, o kadar güzel değiştirmişler ki sivil toplum örgütleri, Alevi sivil toplum örgütlerinden alamadıkları, e, alamadıklarını, hayır cevabını aldıklarını e, pasif, e, hiçbir şeye karışmamış, kimsenin beğenmediği, umursamadığı dedeler ve o köyün muhtarını ikna etmiş bu müdürlükler. Ve bu bölgede saydığım Tokat, Sivas, Amasya, Çorum bölgesinde hatta Samsun'a kadar uzanan bölgede müthiş derecede hakim olmuşlar. Böyle bir şey yok. Yani devlet kendi adamını kendi satıyor. Yani kendi alevisini var etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bak bu tip haber ajanslarının televizyonların o bölgelere gidip bu sık sık bu haberleri yapması bence onları biraz daha geriye çekilip alevilerin de kendine gelmesinin anlamına geliyor. Çünkü haberlerin oturduğu ve belirdiği yerde gördükleri bunlardır. Haberin ulaştığı yerde kulaktan kulağa geldiği yerde insanlar çekiliyor. Yani diyor işte Pir Hanım bu anlamda haklı olduğunu görüyor. Haklı bir haber, doğru bir haber olduğunu görüyor. Çünkü biz oraya gittiğimizde şu gözlerimizle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuzu yansıttık. Hem insanlara soru sorarak da bunları yansıttık. Yani yaşamın gerçeğini, asimilasyonun gerçeğini anlattık.